değişmiş. Müdürünüze söyleyin. Biz şurada bir yerde Yaşar Bey'le birlikte bekliyoruz. Silahları bıraktık. Adamın oteline girdik. Benim bildiğim kadarıyla arkamızdan bir futbol takımı olsun, bir voleybol takımı olsun ya da bir güreş takımı gelmeyecek. Ve plan ne? Planımız şu dostum. Otel bizim otelimiz. Ama madem Kudret burası benim diyor, bu yanlış anlaşılmayı bir düzeltelim istiyorum. Düzeltelim de nasıl düzelteceğiz? Kürdan mı sokacağız gözüne? Otelde ise var bir planım. Neymiş söyle, içim rahat etsin. Uzun uzun küfredeyim adama. Bu Kudret patron oldu ya hesapta. Otel sahibi falan. Şimdi her birdenbire yükselen sonradan görme gibi bunun da başı dönecek. Yani? Bunlar cezaevinden çıktıktan sonra ilk ne yaptılar? Gece kulübü, kadın kız. Şimdi bu büyük adam oldu ya, ne yapacak? Artık yanlarına gitmeyecek. Ayaklarına çağıracak. Kral dairesinde ortam oluşturacak. İlyas, garson kılığına girip kral dairesine buz mu taşıyacağız? Ne yapacağız? Nedir plan? Bak, bizim silahlarımız oradalar. Bunlar mı öldürecek Kudret'i? Bunlar bizim Kudret'i öldüreceğimiz silahı bize getirecekler. Kudret geldikten sonra ben bir ara lavaboya gideceğim. Sen de o sırada uzun uzun sohbet edeceksin. Daha sonra ben lavabodan silahları alıp geleceğim. Bunun işini bitireceğim. Ha diyelim ki Kudret gelmedi. Olabilir, keyfi bilir. Kızlar yukarı çıkacaklar. Kudret de alem yapacağını sanacak. Ama Kudret öteki aleme gidecek diyorsun. Diyorum. Sen bu kadar programı ne ara yaptın İlyas? Bu her yere avukatlarını mı yolluyor ya? Merhaba İlyas Bey. Belli ki Kudret Bey'i görmek için geldiniz. Güvenlikteki arkadaşlar iletince ben görüşeyim istedim. Sen benimle görüşmek istedin ama ben seninle görüşmek istemedim. Aynen az önce dediğin gibi biz buraya Kudret Bey'i görmeye geldik. Şu malum imza işini halledelim diye. Kendisi burada yok. Nerede? Biz oraya gidelim. Yaşar Bey. İsmimi biliyorsun. Evet efendim. Kudret Bey biraz rahatsızlandı. Neyi var? Yüksekten başı mı döndü? Ne zaman gelecekse biz bekleriz. Bundan daha önemli bir işimiz yok. Kendisine ilettim efendim. Hastanede olduğunu, kalbiyle ilgili tetkiklerin yapıldığını, biraz uzun süreceğini söyledi. Ne kalbi? Babasını öldüren adamın kalbi mi olur?
İlyas, kalk kalk. Dostum ne oldu? Yürü. Bir şey diyor, anlamıyor musun? Kartını yırttım ama cebimde saklıyor. Seni bulacağım. Derya Hanım. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Siz benim dayım için canınızı ortaya koydunuz. Ben buraya şükranlarımı sunmaya geldim. Kudret Bey. Yaşar aramaya başladı. Belli ki sizin burada olduğunuzu öğrendi. Bakın burası bir hastane. Burası egonuzu tatmin edeceğiniz, savaşacağınız bir yer değil. Sizden rica ediyorum, çıkın gidin buradan. Yaşar'a burada olduğumu ben söylettim. O yüzden sizi arıyor. Bu son araması. Bundan sonra onu dert etmenize gerek yok. Hiçbir zaman sizi rahatsız etmeyecek. Siz beni rahatsız ediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Siz şimdi ne vasıfla bunları söylüyor diye düşünüyorsunuz. Derseniz eşim olmanızı istiyorum. Manyak mısın sen? Ruh hastası mısın? Ne diyorsun sen? Ne evlenmesi? Seveceksin. Bırak beni. Bırak beni. İmdat!